Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez dönüş yapar? A 6, B 7, C 8, D 9. Evet. O kadar bilmediğim bir yerden geldi ki. Kaç kez dönüş yapar? Şimdi acaba böyle matematik hesabından gidebilir miyim diye düşünüyorum. Ama hiçbir fikrim yok, gerçekten yok. Zaten başka nasıl bir hesap yapmışsın? Şeyi anlamadım açıkçası, hani havuzda o dönme, hani sona gidip bir çarpıp geliyorlar. O şekilde oluyor. Bir saniye. Bunu yapacağım. 25 metrelik havuz. 200 metre. Şimdi kaç dönüş yapar diyor. Şimdi yani matematiksel olarak 8 ama son geldiğinde dönmeyecek. İlk giderken de dönmeyecek. Yok, son geldiğinde dönüyor. İlk çıkarken dönmüyor olarak sayınca 7 mi oluyor? Sekiz değil, dokuz hiç değil bence. Yani 6 ile 7 arasında kaldım. Joker'im de var. Zaten barajdayım tam, barajın üstünde. Ben çift cevap Joker'imi kullanmak istiyorum. Tabii ki. İlk tercihin hangisi olur? B, 7 son kararım. Boşa gitti diyebilir miyiz? Evet. Evet. Çünkü tamamen matematiksel bir hesaptı. Ben... Yani parmak hesabı yapsam bile Joker'i kullanmaya evet. Gerek kalmazdı. Sadece 7 tane parmak sayacaktın. 7'den de emindim aslında ama ben böyle 250, 25 falan görünce ama direkt çok korkuyorum. İyi yaptın, onun tuzağına düşmedin. Normalde 8 çarpı 25, 200 yapar, aa 8'dir diye. Fakat son turda dediğin gibi dönüş yapmayacak. Evet. 25'i tamamlayacak ama dönüş yapmayacak. Aynen. O yüzden eksik kalacaktı o. Evet. Joker, siz artık nereye kadar gidebilirsek. Joker kullanmasan da doğru cevap verecektin. Evet. Senin hedefine 300 bin mi demiştin? 300 demiştim, evet. İki soru kaldı. Evet. Nasıl hissediyorsun peki şu an? Jokerlerim gitti ya, bir güvende hissetmiyorum. Ama böyle bildiğim ama zor bir şey de gelebilir. O yüzden sadece merak ediyorum şu an. Bakalım nasıl bir soru gelecek, tamam. Ben de merak ediyorum. Tamam. Sırada 9. sorumuz var. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? A. Hürrem, B. Bihter, C. Ferhunde, D. Eyşan. Evet. Eyşan mı? Ya hepsi de farklı dizilerin çok değişik karakterleri. Evet. Gerçekten daha iyi, en iyi. Hmm.
Hürrem. Ferhunde. Eski edebiyat kitaplarını da okuyorum demiştin. Evet. Belki oralardan isimlere hiç baktın mı acaba? Ne anlamlara geliyorlar falan diye. Hiç bakmadım biliyor musunuz? Daha değişik şeylere bakıyorum. Terimlere falan bakıyorum. Bu karakterlerden hiçbirini oynadın mı? Şeyda. Yok, oynamadım. Hayır. Yani bir yaprak dökümü projesi vardı. Ferhunde olarak audition vermedim oraya ama onda da biraz tipimi küçük buldukları için olmadı. Bu sene oynayacaktım normalde. Şimdi daha iyi, en iyi. Hürrem. Yani Hürrem bana hep niyeyse, hani kökünden mi bilmiyorum. Saçmalıyor da olabilirim ama hür, özgür öyle bir şeydir gibi geliyor. Ferhunde. Ferhunde'ye çok yakınım. Bunu riske, yani baraj yine gerçi o var. Riske atacağım gibi duruyor ama Eyşan. Eyşan. Hiç Eyşan'mış gibi gelmiyor bana. Niyeyse yani Bihter'le Ferhunde arasındayım ben açıkçası. Ben buna C şıkkı Ferhunde diyeceğim. Son kararım. Bihter ve Ferhunde arasında kalmıştın değil mi? Bihter mi? Bilmiyorum. Olsun. Kısmetim. Hedefine de yaklaştın. Aynen. O heyecanı da yaşadın. Yani güzeldi. Şu an üzgün değilim açıkçası. Yani ama keşke tabii ki daha ileriye gidebilseydim. Evet, işte az önceki işte parmak hesabı bile bir yapsan, evet, yediği bulacaktın. Orada biraz konformist davrandın. Çift cevabını kullandın. Çift cevap burada olsaydı hedefine ulaşmışsın. Evet. İki jokerimi harcadım. Evet. Birazcık öyle oldu. Evet. Canım sağ olsun diyelim. Kesinlikle canın sağ olsun. Buraya bu başarıyı da yapan sensin. 50 bin lirayı alıp gidecek olan da sensin. Evet. Güzel. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.